Herkese merhabalar, San Luis turnuvasının öncesinde, klasik turnuvanın öncesinde hızlı satranç karşılaşmaları vardı. Beyazlarla Alirza Früji oynuyor, siyahlar. Amerika'nın yıldız oyuncusu So, Rus savunmasıyla başladı. Bunlar bilindi kamiler, iki tarafta merkeze piyon getirdi. Karşılıklı gelişim hamleleri çok özel bir şey yok. Ve şimdi siyahlar atını geri çekip fidleri değişmek istiyor. Neden? Çünkü... Bu piyon, bu filde çakılı renkte beyazın fili biraz daha iyi yankinden. At f1 sonrasında fil alır d3, vezir d3, c6. Siyahların sağlam konum var. Fil f4, at a 6 h4. ilginç bir hamle. Ali Rıza Firuja renkli bir şekilde oynuyor. Her ne kadar Rus savunması genelde sıkıcı, beraberliğe giden konumlar yaratsa da h4 hamlesi ilginç. Elbette bunu almak çılgınlık olur, hata olur. At boşta kalıyor. Peki a 4 hamlesinin amacı ne? At c7 sonrasında at g5 ile alenen mat istedi h7'den. Rakip ne yapıyor? g6 sürüyor. g6 sürünce siyah kareler bir miktar zayıflamış oldu. Ama bundan yararlanabilir mi? Göreceğiz. At 2 hemen yararlanmak istiyor. Siyah kalenin zayıflığından g4'e gelen at h6'ya ve f6'ya bakacak. At F5, At G4. Şimdi fil D6 ile yine değişme gitmek isteyince Vezti so. Şimdi Ali Rıza'dan bomba gibi bir hamle geliyor. İnanılmaz bir hamle, hiç beklenmedik bir hamle. Eski Federasyon Başkanı ve yazar Kahraman Olgaç bu hamle için gökten düşen yıldırım ifadesini çekinmeden kullanırdı. Hamle Vezir alır F5, çift ünlem. Yaratıcılığından dolayı hamlenin çift ünlem diyoruz. Bilgisayara göre Vezir F5'ten sonra karşılıklı şanslar var. Ama böyle bir hamle cesaret çift ünlemi hak eder elbette. Vezir F5 veziri bırakıyor. Peki ne oldu? Sadece ata vurdu. Ama sonrasına bakın. Günümüzde artık bu tür hamlelerle karşılaşmıyoruz. Veziri ata vurdu. Ataş altı şah bir tal bir Necmettin Ovesintisi adeta. Şimdi ne yapacak siyahlar? şaha gidebileceği 2 kale var. Şah 8 giderse tabii ki buradan çatal var. Veziri alıyor. Sıkıntı yok. Kazanç. E o zaman tek hamle var. O da şahın ortaya çıkması. Gel diyor ortaya. At F5 şah. Zavallı şah ne yapacak? Geriye mi gidecek? Yoksa ileriye mi? Şah G8 giderse bu sefer fil alır D6. Kale E8 kaleyi kaçınca ataş altı şah şah giydi. Atlar beynini döndürüyor siyahların. Ataş fiyedi ver veziri. File 5 ver şahı. Şah kaçınca üst kata kale geldi. Evet ate 6 kale F3 sonrasında zavallı şah beyazların kazanan bir konum var. Atak dayanılmaz hale geldi. Peki Vesti So ne yapıyor? At F5'e mecburen üst kata çıkıyor. Atılır D6. Böylece feda edilen vezire karşı bir fil bir at bir de piyon var. Ama işler karışık. Şimdi b7 piyonu isteniyor ama pinti davranırsanız piyonu vermeyip b6 oynarsanız başınıza ne gelir göstereyim. Kale e3. Kale g3 gelmek istiyor. Hatta h6 yaparsa h5 ile hat açıcı bir piyon fedası. Vezir verdiği yetmezmiş gibi yeni fedalarla hücuma geçecek. At gf7 sonrasında şahın durumu berbat veziri istiyor bilgisayar işin içinden çıkmak çok zor ama bilgisayar burada beyazların kazandığını söylemekte atayla. Siyahlarla Wesley So H5 yapıp o piyon fedasını engellemiş durdurmuş H4 piyonunu. At alır B7 süpürmeye geçiyor Ali Rıza. Vezir 8 vezir kaçınca at yine zıpladı. Atların güzelliğine bakar mısınız? Kalelerin değişimi hop yeni kale geldi. Kale E1. Vezir F5 vezir savunmaya gelince at d3. F6 ile atı kovalayınca siyahlar toparladı gibi ama Ali Rıza'dan bomba gibi bir hamle. Kale e7. Ali Rıza biliyorsunuz son zamanlarda pek ortalarda yok. Moda üzerine eğitim alıyormuş. Geleceğin dünya şampiyonu olarak görülüyordu ama bakalım ne yapacak önümüzdeki yıllarda günlerde. Şimdi kale e7 çift dünlem hamlesinden sonra... Eğer Vestiso burada gidip atı alırsa At5 şah var. Bir at gitti diğeri geliyor. Şah F6 kaçınca H6'ya da kaçsa aynı hamle gelecekti. Fil G5 ve şu güzelliğe bakar mısınız? Bermuda şeytan üçgeni gibi kale at fil şahın sonunu getirdi. Veziri vermek zorunda ve yine piyon fazlasıyla kazanç konum. Geriye dönelim. Gerçekten muazzam bir karşı saldırı hamlesi. At G7 yapınca tehdit engellemiş kale F7 açmazdan dolayı yine at namaz vezir boşta. Kale G8 savunmaya geliyor. Fil E5 bir de açmaza buradan yükleniyor. İnanılmaz baskı gerçekten inanılmaz bir oyun. At E8 F3 yapınca zamanlara bakar mısınız? 12 saniye 25 saniye. Yürek dayanmaz bu oyunu izlemeye. Şimdi burada vezir C8 çift soru çekmiş. Daha iyi hamleri var ama savunma yapmak çok zor. At F4. Şah F5, Şah kaçıyor. Çünkü biraz önce vezir kaçtı. At F4 istiyordu. Ve şimdi 15 saniye kalmışken at alır H5 soru. Oysa ki burada at H7 kazanca götürüyormuş. Üçüncü bir taşla açmazdaki taşa yüklenmek ve kazanacak. Fakat at H5 hamlesi de üçüncü kez yüklenmiyor mu? Yükleniyor. Ama Wesley so can ile kale alır G5'i buluyor. Kaleyi veriyor. Çünkü alırsa Şah G6 ile çifte tehdit olacak. Kale alır G5. Can simidi gibi bir hamle. Kaleyi alamıyor. F6'yı alıyor. Ama şu karışıklığa bakar mısınız? Beyin yakan bir konum. Kale F5. Taşlar uzay satrancı gibi. O bunu istedi. Şu bunu istedi. H5 sürdü. Şah kaçıyor. Veziri ver. Ve bunlar saniyeler varken oynanıyor. H piyonu vezire çıkmaya aday. Vestisoy bakıyor. Hamlesi yok. Patlatıyor file. Bir şah çekiş. O da ne? Kale boşta ama alırsa... Çatal var bu da olmaz. Kale F8'e. A7 sürüyor. Vezir çıkışa çare yok. Oyun bitti mi? Muhteşem bir oyun derken vezire bir şaşkı, ki Vezir h 4 sürekli şahla berabere oluyor. Oyun hakkı gerçekten berabereydi. Muazzam fedalar ama Vesti sonun kurduğu savunmayı da takdir etmemek elde değil. Bakalım Ali Rıza, Firuja başka böyle güzel oyunlar yaşatacak mı bize? Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese saygılar sevgiler sonraki videolarda görüşmek üzere